Şif. Bugün sizlere hem uygun fiyatlı, hem doğayla baş başa, hem denize sıfır, hem içinde marketleri bulunan, yöresel pazar kurulan ve eczanesi bulunan bir kamp yerinden bahsedeceğim. Attur Camping'deyiz. Trakya ile Marmaris arasında çok güzel bir koyda bulunuyor. Hem lokasyon olarak çok güzel, hem de mevki olarak ve düzen olarak da çok güzel. Birçok yerde kamp yaptım ve en düzenli kamp olarak, düzenli olarak sıcak su bulunması olarak, işte mutfak pişirme yerleri, tuvalet, banyoların temiz olması ve önemli olan sıcak suyun bulunması bu kampta mevcut. Ve kamp yeri düzenli, parsel parsel yerler ayrılmış, yani kimse kimsenin yerine geçmiyor. Herkesin parseli belli, metresi belli, oraya kuruluyor ve orada kampınızı kuruyorsunuz ve düzenini alıp rahatça tatilinizi yapabiliyorsunuz. Kampı gezdirmeden önce biraz fiyatlardan bahsedeyim. Şimdi biz Mayıs ayında geldik. Daha geçen sene Temmuz Ağustos'ta gelmiştik. Temmuz Ağustos'ta çadır başı 55 lira veriyorsunuz. Kişi başı da 85 lira ücret veriyorsunuz. 5 yaşa kadar çocuklar ücretsiz oluyor. Ve o şekilde günlük konaklıyorsunuz. Buzdolabı isterseniz buradan buzdolabı kiralayabiliyorsunuz. Günlük 22 liraya da buzdolabı kiralıyorsunuz. O size özel oluyor, kilitli oluyor, anahtarını veriyorlar size. O şekilde de buzdolabını kullanabiliyorsunuz. Her çadır yerinin başında elektrik panosu ve su çeşme var. Oradan da onları kullanıyorsunuz. Mayıs ayı içinde sıkıntı yok ama sezonda kiralamak istiyorsanız Ocak ayından Aktur telefonunu arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü çok kısa bir sürede hemen doluyor ve sezonda yer bulamıyorsunuz. Ve burada bir de 10 tane oda var. Bir tane suit var, bir tane 3 kişilik oda var, 2 tane de 2 kişilik odalar var. Onlardan yine Ocak'tan rezervasyon yaptırarak kullanabilirsiniz. İçerisinde restoran da var. Restorandan da uygun fiyatlı yemekler yiyebilirsiniz. Günlük yemek menüleri var. Sulu yemek de çıkıyor. Onlar da buradan tüketebilirsiniz. Ayrıca da kendiniz burada rahatlıkla yemek yapabilirsiniz ve tüketebilirsiniz. Şimdi lokasyon olarak size şurada haritasını şimdi size göstereceğim. Bu harita üzerinden parsellerimiz var. Turuncu'da karavan için, mavilerde çadır için parseller. Ve buradan numara olarak seçiyorsunuz ve seçtiğiniz parseli rezerve edip sonra gelip burada çadırınızı kuruyorsunuz. Buranın denizi de harika çünkü bir yarımada böyle denizi iki tarafa bölmüş. İki bölümde böyle bir tarafta daha rüzgarlı ve serin bir deniz varken bir tarafta daha böyle lüks liman bir denizi var. Şimdi biraz kampı gezelim bakalım. Bizim bulunduğumuz parsel 88 nolu parsel çadır için, 87 nolu parselde karavan için tahsis edilmiş. Evet, her böyle parselin başında bir elektrik panosu var, bir de çeşme var. Buradan bunları kullanıyorsunuz. Biz de çadırımızı kurduk. 88 numaralı geniş parsel. Bazı parseller dar oluyor, bazı parseller geniş oluyor. Ona göre haritadan bakıp o parselinizi belirleyebilirsiniz. Evet, bizim parselimiz böyle. Tabi bizler 5 gün kaldığımız için tam yerleşemedik. Böyle 6 ay sezonda kalıp da tam tesisat kuranlar var. Bayağı güzel. Barı, sandalyesi, çadırı tam tesisat bir şekilde. Normal ev hayatı yaşıyor yani. Böyle gördüğünüz gibi her şeyin parseli ayrı herkesin. Karavan için parseller ayrı, çadırlar için ayrı. Şöyle herkesin parseli çizili ve siz orada rahatça çadırınızı kurup kendi alanınızla böyle güzel bir şekilde düzeninizi kurabiliyorsunuz. İşte bu şekilde hani sezon, tüm sezon boyunca kiralayanlar ve onlar bayağı düzen kurmuş. Bakın şu ileride yine var. Bahçem yapmış, bahçesini çiçekler yapmış. Yani bu şekilde de bu yazlık gibi kullanan da var. Hemen şöyle, şurada buzdolapları var, onları göstereyim size. Buralar pişirme üniteleri. Bu şekilde burayı kullanıyorsunuz. Hem lavabosu var, bulaşıklarınızı yıkıyorsunuz, hem de burada tüp doğalgazlı ocak var. Burada ocağınızı kullanıyorsunuz. Bu şekilde burada dolaplarımız var. Dolapları da kiralıyorsunuz. Anahtarı alıp resepsiyondan bu şekilde kullanıyorsunuz. Evet, burada da tuvalet ve banyolar burada. Lavabolar.
Evet, burada banyolar var. Bunlarda da genelde akşama kadar sıcak suyu var. Sıcak su sıkıntımız yok. Yani birçok kampın problemi sıcak sudur. Ama burada sıcak su problemi yaşamıyoruz. Burada alafranga tuvaletler de var. Gördüğünüz gibi gayet temiz ve düzenli. Her sabah ve akşam temizliği düzenli olarak yapılıyor. Hemen burada odalar var. Hemen burada da restoranı bulunuyor. Bu restoran da hani kampın içinde olduğu için uçuk fiyatlar yok. Gayet makul fiyatlı, uygun fiyatlarda yemeğinizi yiyorsunuz. Tatmin de ediyor. Evet, bu da kampın haritası. Biz şurada 88. parseldeyiz. Görüyorsunuz burada her şey turuncular, karavan parkı, maviler, yeşiller, çadır parkı. İşte şurada odaların şeyi var, pişirme yöntemleri gösteriyor, duşları gösteriyor. Bu şekilde internette aynı bu şekilde bu var. Linkini de yine açıklama kısmına koyacağım. Buradan bu şekilde yerinizi seçebilirsiniz. Hemen eczane var, plaj var, Migros var. Yine ileride bir tane daha Migros var. Burada yürüyüş yolu var. Onları da size göstereceğim. Evet, girişinizi buraya yapıyorsunuz. Araçla geliyorsunuz. Aracınızı da çadırın yanında park edebiliyorsunuz. Evet, resepsiyon, danışma burası. Burada bütün bir sorunlarınızı, giriş kayıtlarınızı burada yapıyorsunuz. Girişlerini yaptıktan sonra da aracınızla çadırınıza doğru gidiyorsunuz. Yine diğer tarafta da tuvalet, banyo ve pişirme yöntemleri var. İleride tenis kortu var. Evet, hemen buradan markete, yürüyüş yoluna, sahile çıkış kapımız. Buradan küçük köye gidiyorsunuz. Bu taraftan biraz onu da göstereceğim. Buradan da bu taraftaki koya gideceğiz. Burada bir şekilde yazlık evler de var. Kamptan sonra böyle yazlık evler var. Hemen burada kuaför var, eczane var, bankamatikler var. Evet, marketimiz burada. 10'a kadar açık. Her türlü ihtiyacınızı görüyorsunuz. Evet, burada yazlık evleri görüyorsunuz. Böyle bahçe, 2 katlı, 3 katlı yazlık evler var. Bunları da kiralayabiliyorsunuz. Yine tabii ki kiralama işlemlerini aynı şekilde Ocak ayında yapmanız gerekiyor. Evet, denizin güzelliğini görüyorsunuz. Evet, burada restoranımız var. Sezonda açık oluyor bu restoran. Hem kafe bar tarzı hem restoran tarzı yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz. Balkonunuzu alabiliyorsunuz. Burada yine şezlonglar oluyor. Onları kullanabiliyorsunuz. Ve böyle bu şekilde yürüyüş yolu var. İleride yine bir restoran daha var. Hem mezeleri falan da var. Hem akşam böyle ızgara çeşitleri var, mezeler var. Orada da güzel bir restoranımız var. Çocuklar için oyun parkı var. Ve bu şekilde boylu boyunca uzanan bir sahili var. Sahil biraz daha rüzgarlı oluyor, daha serin oluyor. Biz tabii yazın daha çok böyle kullanıyoruz çünkü burası daha keyifli oluyor bizim için. Yazın 16. sıcaklıktansa hafif böyle esintili rüzgarı, havayı seviyoruz. Dalga da böyle bu şekilde oluyor, yani daha fazla dalga olmuyor. Tabii ki sezonda o yüzen arabalar, yüzen dubalar oluyor açıkta. Oradan atlayışlar yapıyoruz. Thank you.
Evet, görüyorsunuz yazdıkları. Denize sıfır. Böyle şanslı insanlar da var işte. Karşıda gördüğünüz iskelede beach bar var. Yaz akşamları gayet yoğun oluyor. Evet, burada yine gördüğünüz gibi ağaçların altına havalarınızı koyup güzel bir şekilde güneşlenebiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Denize duşları var, giyinme kabinleri var. Evet, buradan hemen sağa doğru döndüğümüzde küçük koya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen döndük. Rüzgar kesildi. Burası daha sakin, daha sığ sular var. Deniz birden derinleşmiyor. Küçük çocuklar için burası daha müsait oluyor ama yazın daha çok kalabalık oluyor. Burası daha sakin oluyor. Biz burayı tercih ediyoruz. Arkamız daha güzel oluyor. Evet, buradan da zirveye çıkabiliyorsunuz. Şurada bayrak olan zirveye çıkabiliyorsunuz. Biz buraya kadar çıktık. Oradan da güzel manzarası var. Evet, gördüğünüz gibi burası daha sakin bir koy. Evet, yine burada Aktur Camping'in büfesi var. Hem aperatifler alabiliyorsunuz, hem içecek alabiliyorsunuz. Şu anda açmamış ama yazın aktif bir şekilde çalışıyor. Ve burada da iskelemiz var. Oradan da güzel atlayışlar yapıyoruz iskeleden. Gayet temiz ve berbat bir deniz var. Evet, görüyorsunuz şu güzelliği. Defne, Ertuğrul. Evet, dondurmalar geldi. Evet, çocuğunuz da bu şekilde sahilde oynayıp dondurması tadını çıkartabiliyor. Dondurmalar erimeden marketten alıp sahile girebiliyorsunuz. Evet, bura lokasyon olarak da çok güzel. Datça yarım saat. Kinidos Antik Kenti'ne 1 saat. Marmaris'e 45 dakika. Selimiye'ye 1 saat. Kuna'da yarım saat uzaklıkta. Yani burada günübirlik kalıp yine oralarda böyle günübirlik gezip gelebilirsiniz. Biz öyle yaptık. Selimiye, Kuskumu, Kinidos, Datça. Güzel, keyifliydi. Orada gün içinde geziyoruz. Burada da denizli kenarları. Gün içi sabahtan denizde eğleniyoruz. Akşam üzeri de oraları gezip güzel bir zaman geçiriyoruz. Bu şekilde kalmayanı ucuza getirip çok yer gezebilirsiniz. Otellerle o kadar para vermeye gerek yok. Hem de orada doğayla bir şişe ve baş başasınız.
çocuklar için de çok çok güzel olur. Bakın. Çocuklar da böyle doğanın içinde oynuyorlar. Sararıyorlar. Ben İyi eğlenceler, iyi tatiller sizin olsun. Esen kalın.